CHP Edremit İlçe Teşkilat binasındaki toplantıya Balıkesir Milletvekilleri Haluk Ahmet Gümüş ve Namık Avuççuğa, Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu, Güre Belediye Başkanı Kamil Saka, Zeytinli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Altınoluk Belediye Başkanı Hasan Özpolat, CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, CHP Edremit İlçe Başkanı Yurt Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Filiz Temiz, belde başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının ardından bina önünde partili vatandaşlara hitaben konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, birliktelik ve dayanışma çağrısı yaptı. Başbakanın sanki bir seyahat acentası kurmuş gibi eşi ve kızını yanına alarak yaptığı turlara tanık oluyoruz son zamanlarda. Ben Tayyip Tur Seyahat Şirketi dedim. Nafile turlar, gidip oralarda efelenmeler. Değerli arkadaşlarım. Ve Türkiye'nin yönünü batıdan ikinci lige doğru çevirmeye çalışan bir mantık. Rotayı tamamen değiştirip bir başka yöne çevirmek yanlış bir yol. Çünkü Türkiye'deki bütün iktidarlar hangi görüşten olursa olsun her zaman çağdaş uygarlığı hedef almışlardır ve batı uygarlığıdır. Neler oluyor İmralı'da? Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye'de akacak kan duracak ise... Akan kan duracak ise, barış kardeşlik sağlanacak ise, bundan herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir mutluluk duyar, memnunluk duyar. Ama gizli kapılar ardında bazı pazarlıklar yapılır. Bunları sorgulamak zorundayız. Masanın bir ucunda özeti tabloyu gösteriyorum ben. Masanın bir ucunda Tayyip Erdoğan oturuyor, bir ucunda Öcalan oturuyor. Amerika biliyor ne konuşuluyor. Büyük bir ihtimalle İsrail biliyor. Beşir Atalay biliyor. Emekliliği yaklaşmış, siyasi gevezelikten muzdarip olan ikide bir ağlayan başbakan yardımcısı Arınç biliyor. Tayyip Erdoğan'a anlayabildiği kadar aktarılıyor herhalde. Bilmeyen bir tek halk. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Açık, net, şeffaf olun, cesur olun bir süreç üretiyorsanız. Gelin milletin önüne, meclise, milletin önünde konuşalım. Ne oluyorsa. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, daha sonra Atatürk Mahallesi ve TOKİ konutlarında muhtarlık binası yanına inşa edilen Atatürk büstünün açılışını yaptı. Koç, TOKİ'yi eleştirirken hükümeti bu konuda başarısızlıkla suçladı. Kalabalık heyet daha sonra CHP Genel Başkanı Haluk Koç'la birlikte Edremit'in Kızılkeçili köyüne giderek bütün şehir yasasının köy tüzel kişiliklerini nasıl etkileyeceği konusunda vatandaşlarla bir araya geldi. Profesör Doktor Haluk Koç sizinle beraber.